izledik. Hicretin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve tabii ki Hazreti Ebubekir'in hayatında bambaşka bir yeri var. Gerçekten Ebubekir ve ailesinin faziletlerini anlatırken hiçbir şeyi anlatmayıp da sadece hicreti anlatsak bile yeter. Çünkü hicrette de o ve ailesinin her bireyinin bu işte payının olduğunu, katkısının olduğunu görüyoruz. Hicret ki iman ile inkarın birbirinden tamamen ayrıldığı bir imkan. Hicret ki imanın kendine bir mekan bulması için yola çıkması. Ve Kur'an'ın lisanı ile övülen, ikinin ikincisidir diye işarette bulunan Ebu Bekir'e dair Kur'an'ın lisanıyla da anılan bir olay hicret. Allah Resulü artık Mekke'de imanın barınacağına, Mekke'de artık imanın yer bulacağına dair kanaati gidince insanlara birer birer izin verdi. Bütün insanlar aileleriyle tek birey olarak ya da toplu olarak Medine'ye yola çıkmaya başladılar. Sayılı insanlar kalmıştı Medine'de, Mekke'de. Kim? Allah Resulü ve kızları, Ebu Bekir ve ailesi, Ali bir de hicret etmeye imkanı olmayan zayıf Müslümanlar. Ebu Bekir her gün geliyor Allah Resulüne. Aslında asıl bu soruyu sormasındaki endişe de Resulullah'ın hayatından endişe etmesiydi. Ya Resulallah ne zaman? Yakın, yakın hicret. Ya Resulallah nasıl? Sabret ey Ebu Bekir. Hazırlık et, hazırlık yap ama bekle. Bu işareti alınca Ebu Bekir hiç tahmin etmiyor. Acaba Resulullah benimle mi yola çıkacak? Yoksa farklı bir yöntem mi izleyecek? Bunun endişesini yaparken Resulullah'ın hazırlık yap emrine uyarak iki deve satın alıyor. Yol için hazırlıklara koyuluyor ve hicretin emrini beklemeye başlıyor. Ve gün geliyor Allah Resulü bir gün öğle vakti Ebu Bekir'in evine varıyor. Ebu Bekir'in ev halkı şaşkına dönüyor. Çünkü o saat Resulullah'ın geliş saati değil. Allah Resulü Ebu Bekir'in evine Mekke'de olduğu dönem boyunca her gün uğrardı istisnasız. Ya sabahın erken saatlerinde ya da akşamın geç saatlerinde. Ama bugünkü geliş saati ne zaman? Öğle vakti. İnsanların gayyule için, öğle uykusu için yattıkları bir vakitte alemin sultanı o nurlu eve teşrif etmişti. Gerisini Hazreti Ayşe anlatsın isterseniz. Bir de baktık ki Allah Resulü içeri girdi diyor. Babam daha hiçbir şey söylemeden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ağzından dökülen şuydu: "Sohbe ya Resulallah, yol arkadaşımı ya Resulallah." Allah Resulü dedi ki: "Naam ya Ebu Bekir, sohbe." Evet, yol arkadaşı ey Ebu Bekir. Babam ağlıyor. Sevincinden öyle bir ağlıyor ki Hazreti Ayşe diyor ki: "Vallahi hayatımda hiçbir zaman sevinçten dolayı ağlayan öyle birisini görmedim." Niye ağlıyor dostlar? Düğüne bayrama gitmiyor Ebu Bekir. Sonunda ölüm olan bir işe gidiyor. Ölüm var hicretin sonunda. Ve fermanları duyuyor Mekke'nin sokaklarında. Ama buna rağmen sadık dost, Muhammed aleyhissalatü vesselam ile olayım, kalsın öleyim, beni kılıçlarla doğrasınlar, yeter ki onunla birlikte yol arkadaşı olayım. Ve oturuyorlar Allah Resulü ile beraber, hicretin taktiğini çıkarmaya başlıyorlar. Allah Resulü ona bazı şeyler söylüyor. Ebu Bekir de o taktikleri ev halkına ve yanındaki insanlara ulaştırıyor. Beraberce peygamberin evine gidiyorlar. Peygamberin evinde şimdi üç insan vardır. Alemin sultanı, Müslümanların ilk halifesi ve Müslümanların son halifesi. Muhammed aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir ve Ali. Üçünden başka kimse yok. Ve Resulullah Ali'ye diyor ki: "Ey Ali, biz gidiyoruz, sen kalacaksın." Kalmanın iki sebebi var. Birincisi, yatağıma uzanacaksın. İnsanlar gittiğimi anlamasın.
yatakta birini görüp de peşimize hemen takılmasınlar diye. İkincisi ise şu emanetleri sahiplerine veresin. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Öldürmek için geldiğiniz insana malınızı teslim ediyorsunuz. Dışarıda eli kılıç tutan Mekke'nin en keskin savaşçıları, 40 tane sayıları, ya onların ya da onlardan birilerinin yakınlarının malı var Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. Bu nasıl bir emniyet duygusu? İnkar eden, sizi öldürmeye gelen bir insan bile sizde emniyetin en üst seviyesini görüyor. Ve Ali'de hiçbir itiraz yok. Sonunda ölüm dahi olsa Allah Resulü'nün emrine uyacak, yatağına seve seve uzanacak. Allah Resulü'nün yatağına uzanıyor Ali. Vedalaşıyorlar. Resulullah Ebu Bekir'in elini tutuyor. Şaşkın bakışlar arasında, o inkarcıların arasından süzülüp gidiyor. Resulullah bir avuç toprak alıp onların gözüne serpiyor. Onların önünde ve arkasında setler vardır. Onlar sizi göremezler ilahi buyruğunu okuyarak çekip gidiyor. Allah sahip olursa eğer işte böyle olur. Çeker set, göremezler. Kim gördürebilir ki? Allah'sa eğer sahibi bir insanın, o sünnetullah olarak konulan kaidelerin bile değiştirilmesini sağlar. Ve öyle yaptı. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanındaki sadık dostuyla beraber Sevr'e tırmanıyor. Sevr Dağı'na. Niye Sevr? Gidenler bilir. Aslında Sevr Dağı Medine'nin zıttı istikametindedir. Medine Mekke'nin kuzeyindedir, Sevr ise güneyindedir. Ama Resulullah taktik yapıyor. Zıttı bir istikameti seçerek arkasından gelenleri yanıltmak istiyor. Ve varıyor Sevr mağarasına. Aziz dostuyla beraber Ebu Bekir diyor ki dur ya Resulallah, ben bir gireyim içeriye. Bir bakayım ne var ne yok. Temizleyeyim o haneyi, sonra seni buyur edeyim. Ve öyle de yapıyor. İki dost şimdi Sevir'dedir. Ya dışarıda, dışarıda ise halen müşrikler beklemekte. Biri bağırarak geliyor. Yahu siz neyi bekliyorsunuz? Muhammed biraz önce buradan gitti. Öyle deyince hayır diyorlar. İşte bak yatağında yatıyor. Bekliyorlar, bekliyorlar. Sabahın ışıkları vermeye başladığı anda dayanamayıp içeri giriyorlar. Bir de bakıyorlar ki içeride yatan Hazreti Ali. Hemen Ebu Cehil yanındaki birkaç insanı alıyor. Doğruca Ebu Bekir'in evine. Hızlıca vuruyor kapıyı, içeriye giriyor. Esma'nın yakasından tutuyor Ebu Bekir'in kızı. Nerede baban? Vallahi şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Öyle bir tokat patlatıyor ki Esma'ya. Kulağındaki küpe bir tarafa, Esma bir tarafa. Ve hiddetleniyor. Çıkar çıkmaz oradan insanlara şu buyruğu ulaştırıyor. Vallahi kim Ebu Bekir ve Muhammed'i sağ ya da ölü getirirse ona 100 deve. Artık durur mu Mekkeliler? Her yerde Allah ve Resulünü ve Ebu Bekir'ini aramaya başlıyorlar. Peki küfür cephesi bunu yapınca iman cephesi boş mu duruyor? Hayır. Ebu Bekir ailesinden her bir ferde bir görev veriyor. Diyor ki onlara, ey Abdullah oğlum, sen istihbaratla görevlisin. Dolaş, yaşın küçük, Mekke'nin sokaklarında dolaş. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyor, o haberi al, gece bize getir, biz ona göre taktik geliştirelim. Ey Ayşe, Allah Resulü'nün nişanlısı, yaşı ufak, sen de ablan Esma'ya yardım et. Ey Esma, sen de bize azık taşı. Geceleri 3 gece boyunca bize azık taşı. Esma o dönem hamile, 7-8 aylık hamile. Karnında Medine'nin ilk Müslüman çocuğu Abdullah İbni Zübeyir'i taşıyor. Zübeyir İbni Avvam'ın oğlu. O halde Esma şu an bile 1,5 saatte hacıların zor tırmandığı Sevr mağarasına gidiyor. Babası ve Resulullah'a yiyecek götürüyor.
nasıl belindeki kuşağı ikiye ayırarak o kuşaklardan bir tanesiyle azıkların olduğu torbaları bağlıyor, bir tanesiyle de iki torbayı birbirine bağlayarak sırtına alıyor. Allah Resulü bu tabloyu gördüğü zaman Esma'ya da bir lakap veriyor. Zatun mitakayn, iki kuşaklı. Sen iki kuşaklısın diyor. O da lakabını alıyor. O da Allah Resulü'nün o kutlu sesinden alıyor. Biri daha var o ailede. Hizmetçisi Amr bin Fuhayre. Ona da diyor ki Ebu Bekir, sen de malını davarını bizim gezdiğimiz yerlerde otlat. Otlat da o hayvanların ayak bastığı yerler bizim izlerimizi kaybetsin diyor. Amr bin Fuhayne kim dostlar biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'in işkenceler altındayken satın aldığı bir köle. Yani İslam'ın insanı, İslam'ın oğlu. Ben onu kendim için almıyorum diyordu babası Ebu Kuhafe'ye. Ben onu sadece muradımı murat etmek için, Allah'ı memnun etmek için alıyorum diyordu. Ve Amr bin Fuhayne bu vefaya karşı vefa borcunu ödüyordu. Ve bu insan bir çoban dostlar. İslam'ın hiçbir bilgisine vakıf değil. Ama öyle bir Kur'an'a teslim olmuş ki, tasavvurunu, aklını, hayatını öyle bir Kur'an'a inşa etmiş ki, bu Amr biri Maune faciasında Cebbar isimli bir katilin elinde arkasından mızraklandığı zaman vallahi inni fustu, şimdi ben kazandım diyecek kadar İslam'ın kavramlara yüklediği anlamlara vakıf bir insan. Neyin kazanmak, neyin kaybetmek olduğunu bilen biri. Cebbar şaşıyor. Ben onu öldürdüm, o kazandım diyor. Bunu söyleyerek, kendi kendini sorgulayarak Cebbar, o katil de Amr'ın kanının bereketiyle Müslüman oluyor biliyor musunuz? İşte böyle. İslam'ın insanları böyle. Ve Allah Resulü ile Ebu Bekir Sevr'de 3 gün kalıyor. Ondan sonra da Medine yoluna doğru yolculuğa çıkıyorlar. O yolculuk da birçok hikmet ve ibretle dolu. İyisi mi dostlar o yolculuğu ve İslam'ın insanı sadakat timsali Ebu Bekir'in Medine hayatını bir dahaki sohbetimize bırakalım. Rabbimizden o insanların imanlarının yeniden tahakkuk etmesini niyaz edelim. Rabbim onlarla bizleri diriltsin diyelim. Onların o iman yüklü sesleriyle, o iman yüklü iksirleriyle bizleri diriltsin diyelim. Bizleri onlarla beraber kılsın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide öğrencilerinin aşkı ile yaşatsın diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar efendim.